YKS'ye son bir gün kaldı. Artık bugün ders çalışmak, deneme çözmek, ne nedir, bu ne değildir hepsini bırakıyoruz. Sınavmış, işte ne bileyim sorular nasıl gelecekmiş, hocam nelere dikkat etmeliymişiz bırakıyoruz. Bugün artık motivasyonumuzu en yüksek seviyeye çıkarıyoruz. Bugün sadece sizin yorumlarınızı okuyacağız arkadaşlar. Sosyal medyadaki arkadaşlarımıza dedim ki gördüğünüz yorumlardan birçoğunu yazabildiğiniz kadarını yazın dedim. Onlar da yazdılar. Ben de tabii ki okuyamadığımız yorumlar olabilir. Onlara şimdiden özür diliyoruz ama onların da kazanacağına, onların da çok güzel üniversiteye gireceğine eminiz. O yüzden bu çok önemli bir şey değil. Ama gelin bakalım arkadaşlarımız ne demişler. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olduk. Arkadaşlar artık çalışmamızın karşılığını almamak demiş. İnşallah da alacaksınız arkadaşlar. Kazanacağız çünkü kaybetmek yok. Kazanacağız çünkü hak ettik. Kazanacağız çünkü çok emek verdik demiş. Harika bir yorum gerçekten. İnşallah emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Bu yorumu çok beğendim ben. Çok güzel. Zaten bayağı da bir like almış. Torunlarım hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz istediğiniz üniversiteyi kazanırsınız demiş. Esasında Fatih Sultan Mehmet yollamış da bu yorumu. Buradaki espri, buradaki ironi çok güzel. Yani bizler kimlerin torunları olduğumuzu hatırlarsak Mustafa Kemal Atatürk, işte Abdülhamit Han, düşünün başka kimleri sayabiliriz? İkinci Mahmutlar, Fatih Sultan Mehmetler, Kanuni Sultan Süleymanlar, Alparslanlar, Melikşahlar, yani Mete Hanlar düşündüğümüzde hani çok büyük bir milletin torunlarıyız. O yüzden böyle YKS'ymiş, TYT'ymiş, AYT'ymiş bunlar vız gelir tırıs gider. İnşallah yarın da çok güzel bir şekilde sonuçlarımızı elde edeceğiz diyoruz. Dolayısıyla bizim yaşımızdayken, daha doğrusu sizin yaşınızdayken İstanbul'u fetheden bir neslin torunlarıyız biz. Dolayısıyla yarın YKS'yi de, neyse onun adı TYT'yi, AYT'yi de paramparça edeceğiz. Hocam YKS niye diyorsunuz demişler. Tabii ki yani şimdi TDK'nin olunca bize YKS demek gerekiyor. Bunu da düzelttik. Şimdi sen olmuyor dersin, Allah'ı sağlık halka diziyordur. Hakkında hayırlı olanı. Belki de çok az kaldı sabret demiş. Gerçekten de denemelerde, sonuçlarda istemediğimiz olabilir. Hatta bakın burası çok önemli. Birçok arkadaşımız beni eleştirmiş ama yarın TYT'de böyle bir düştüğünüz an olabilir. TYT'den çıktığınızda bir düştüğünüz an olabilir ama hiç sallamıyorsunuz arkadaşlar. Sen olmuyor dersin, eyvah dersin ama AYT'de Allah senin için halka halka diziyordur. Sabredeceksin, vazgeçmeyeceksin. AYT'den çıkıncaya kadar tevekküllü bir şekilde sıkı sıkıya sarılacaksın ve ondan sonra da tercih döneminde de yükleneceksin ve ardından da çok güzel sonuçlar gelecek. Sonra ona emeğinin karşılığı taslam ödenecektir. Ayet yazmış bir arkadaşımız Cumo. Necm 41. ayeti yazmış. Gerçekten de ayet zaten. Allah'ın sözünün üzerine söz söylemeye gerek yok zaten. Mükemmel bir cümle. Karşılığımızı alacağız inşallah. En güzel gün henüz yaşanmamış gündür. İnşallah hayallerimizin gerçekleştiği güzel günler yakın demiş Hamza Gültekin. Arkadaşlar emin olun ki çok çalıştık ve Allah'ın izniyle başaracağız demiş Dilanur Derya. Gerçekten çok güzel temenniler. Raskalnikov da yorum atmış. Zafer zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başarak sonunda başardım diyebilenindir demiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Gerçekten de Atatürk'ün milli mücadelede elde ettiği başarıları düşündüğümüzde, imkansızlıkları düşündüğümüzde gerçekten bizler de o neslin, o milli mücadeleyi başaran insanların torunları olarak yarın TYT'ymiş, YKS'ymiş hepsini paramparça edeceğiz inşallah. Allah herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kılmıştır demiş. Yine bir ayetten sure. İsra suresinin bir bölümünden ben bunu anladım. Size de faydalı olur inşallah demiş. Evet, gerçekten de kendi çabamıza göre en güzel üniversiteler bizi bekliyor. Sen elinden gelen en iyisini yaptın ve hak ettin. Evet, hak ettin kelimesinde sıkıntılar var. Ayrı yazacağız. Geriye sadece yapabileceğine inanmak kaldı. Kendine inan, sen başaracaksın demiş Tenzile Yakar. Arkadaşlar inşallah başaracağız. Bu kadar emek gösterdik. İnşallah kazanacağız demiş 3.60. Önce Allah'a sonra kendine güven yapacağız inşallah. Şüphesiz her zorluğun ardında bir kolaylık vardır. Başaracağız demiş. 21-20 diş doktoru olarak da kendini yazmış. Evet, diş doktorlarının en önemli özelliği kendilerine dişçi denmesine kıl olurlar. Biz dişçi değiliz. Biz diş hekimiyiz. Diş doktoru derler. Onu da bil. Şimdiden sen de öyle havaya gir inşallah. Asla pes etmeyip hayallerimizi kovaladığımız için başaracağız demiş Doğu Görgün. Bir şeyi gerçekten istersen, istersenden sonra virgül olmuyor tabii. Onu gerçekleştirmek adına bütün evren senin için işbirliği yapar demiş Paulo Coelho. Yani tabii ki evrenden kastı muhtemelen Allah. Yani gerçekten de biz duamızı yaptığımızda, çalıştığımızda her şey bizim için hayırlıysa güzel yönlere gidiyor. Yamyam bir kardeşimiz demiş ki çok açık ve net çalışıp kazanacağız demiş. Evet, harika, çok güzel Farsak kardeşimiz. Farsak Yamyam yani soy ismini öyle yapmış tabii ki. Eğer elinden geleni yapmışsan neden hala başarıya inanmıyorsun? Ece doğru demiş, çok doğru söylemiş gerçekten. Valizlerimizin dolması için o üniversitelerin kapılarından zrank diye girilmek için, evet, rehber matematiğin cümlesini almış. RM tayfadan olanlar biliyoruz biz de. Bu zamana kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. İnşallah hepimiz bu kadar yorgunluğun sonunda güzel yerlere, hayalini kurduğumuz üniversitelere gidebiliriz. Hep bize başarak hepiniz gireceksiniz arkadaşlar. O üniversiteler sizin için dezenfekte edildi, sizin için hazırlandı. Yok TYT, yok AYT falan filan, bir girmeniz lazım yani. Sabah kalkıp bir TYT, AYT girmeniz lazım. Bir şeyler yapmanız lazım orada. İyi bir şeyler yapmanız lazım ama ya o üniversiteler sizi alamazlar. Dolayısıyla sizler gireceksiniz.
Bakalım sen elinden geleni yaptın, artık gerisini düşün demiş. Rüştü Hoca'nın cümlesini almış. Bir Hilal uğruna gerçekten çok güzel söylemiş hocamız. Bu yaz üniversite alışverişi yapmayı hepinizden nasip etsin inşallah. Evet, alışveriş önemli. Zaten bilhassa kız öğrencilerimiz böyle hadi bakalım ne yapacağız, alışverişler gelsin diyorlar. En güzel kıyafetler, en güzel çantalar, kalemler hazırlanacak. İnşallah sizler de o alışverişlere gideceksiniz. Yarın sınav. Allah herkese yardım etsin, başarılar. Bu sene o valizler dolacak. Gri Koç'tan bir esinti görüyorum. Eda Kandemir, haklısın Eda. O valizleri dolduruyoruz. Artık Zeynep gibi alışverişle mi doldururuz? Başka şeyle mi doldururuz? Çok güzel dolduralım. İnşallah hepiniz çok güzel yerleri kazanın. Zor günler gerçek kahramanlar ortaya çıkarır. Hamza Polat Çelik. Evet. Gerçek kahramanlar bu pazar günü öğleden sonra belli olacak. Niye biliyor musunuz? Pazar günü öğleden sonraya kadar sinirlerinizi hakim olmalısınız. Güçlü olmalısınız. Zor bir soru geldiğinde, zor bir sınav geldiğinde, zor bir an geldiğinde ya Allah bismillah diyeceksiniz. Bir dakika ya, sakin ya, ben hallederim diyeceksiniz ya. Ben bu işi başarırım diyeceksiniz. Yani ölüm dediğin nedir ki gülüm, biz YKS'yi göz almışız diyeceksin. Yani biz bunu hallederiz diyeceksiniz ve inşallah da çok güzel yapacaksınız. Unutmayın arkadaşlar, bu çok önemli. Yani ben böyle konuşuyorum ama sınava girip de o anı girenler, görenler, o paragraf sorularını görenler, o anı görenler daha iyi biliyorlar. Onlar beni anlıyorlar. Dolayısıyla sınav stres yönetimi esasında. Hepimiz çalışımızı alacağız. Bu durumun aksi yok inşallah demiş Yasemin Ceylan. Meşale yakın, üniversite yakın demiş. Burada eş sesli, yani sesli sözcüklerle bir cinas sanatı yapmış. Gerçekten tebrik ediyoruz Melike Mert. Başaracağız çünkü hak ediyoruz demiş Özge Kahraman. Evet, hak ediyorsunuz. Harikasınız. Aydınlığa çıkmak için karanlıktan geçmek gerek. Evet, şu anda biraz sıkıntılı günlerdeyiz. Ama sıkıntının bitmesi insana lezzet verir. Lezzetin bitmesi insana sıkıntı verir. Eğer bu sene yatsaydık lezzetli olacaktı ama sıkıntı yaşayacak şimdi. Eyvah diyecektik ya, tüh, keşke yatmasaydık. Ama bütün sene sıkıntı çektik. Dolayısıyla zevali elemin sonu lezzet olacak. Zafer inananlarındır demiş Osman Mor. Çalıştık, çabaladık, vazgeçmedik ve şimdi de burada virgüle gerek yok. İnanıyoruz, kazanacağız demiş. Çalışan herkes emeğinin karşılığını alacak. Arkadaşlar herkese başarılar demiş. Dilara Kaya demiş ki hayallerimize kavuşmak için o sınava girmemiz gerek. Hakkımız, evet çok doğru, girmeniz lazım yani. Sabah kalkıp gideceksiniz, yapacak bir şey yok. Hakkımız hayırlısı olsun, hepimiz elimizden geleni yaptık. İki gün sonra mutlu bir şekilde yorgunluklarımızı ve hevesini alacağız. Bu çok güzel bir cümle. Gerçekten iki gün sonra şöyle olacak. Pazar günü çıktığınızda bitti mi ya şimdi diyeceksiniz. Nasıl yani? İyisiyle kötüsüyle bitti mi ya? Ben şimdi ne yapacağım, böyle bir test kitabı, test çözmek isteyeceksiniz. Bak sana mı söyleyeyim, böyle bir alacaksınız sonra ne yapıyorum ben ya, kafayı yedim ben. Şaşıracaksınız yani. Başarının yolu konuşmayı bırakıp yapmaya başlamaktır demiş Eyüpcan Hazard, Amerikalı bir kardeşimiz, tebrik ediyoruz yani. Aa, ödülü sorumuza geldi. Hayallerinizdeki üniversiteyi bölümü yazın arkadaşlar ve tercihler dönemi gelinceye kadar, tercihler döneminden sonra sınav sonuçları gelinceye kadar tevekkül etmeye devam edin. Bakın burası çok çok önemli. Sınavdan çıktıktan sonra lütfen ama lütfen asla ve asla ne TYT'den ne AYT'den ne tercih döneminde asla vazgeçmiyoruz. İnancımızı kaybetmiyoruz. Çünkü o istediyse her şey olur. Siz istediyseniz mutlaka olacaktır Allah'ın izniyle diyoruz. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.